Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nişastalı üzeri mısır unlu 2 fırın tepsisi poğaç hazırlayacağız. Fazla ölçüde yapmak istediğinizde bu tarifi mutlaka hazırlamalısınız. Daha fazla yapmak istiyoruz. Ölçüsünü nasıl ayarlayalım diye soranlar için hazırladım bu tarifi. Hemen yoğurma işlemine geçiyorum. İlk önce 4 su bardağı ılık sütü Yoğurma kabına koyuyorum. Sıcağı yakın kullanıyorum. Sütü ekledikten sonra 2 su bardağı sıvı yağ ve 3 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. 2 pakette instant maya kullanıyorum. Malzemeleri koyduktan sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Maya ve şeker güzelce çözülsün. Maya ve şekeri bu şekilde karıştırdıktan sonra 2 su bardağı nişasta ekliyorum. Nişastanın üzerine 2 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Artık un ekliyorum. Un miktarını yavaş yavaş ilave ediyoruz. İlk etapta 2-3 su bardağı kadar ilave ediyorum ve çırpıcı ile karıştırıyorum. Nişastasını, ununu tuzunu burada güzelce karıştırmamız gerekiyor. Bakın. Güzelce karıştırdıktan sonra artık azar azar un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Hamurun kıvamı katılaşıncaya kadar çırpıcı ile karıştırıyorum. Kıvamı katılaşmaya başladığında artık çırpıcıyı çıkarıp elim ile yoğurma işlemine geçiyorum. yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Böyle biraz ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Poğaçanın yumuşaklığı için bu önemli bir püf noktası. Un miktarı olarak 10 su bardağı un kullandım. Bütün malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun altındaki açıklamalar kısmında sizler için yayınlıyorum. Güzelce yoğurduktan sonra artık poğaçamızın hamuru hazır. Bakın görüyorsunuz elime yapışıyor. Yapışan kıvamlı. Şimdi avuç içime bir miktar sıvı yağ alıyorum ve hamura bandırıyorum. Bu şekilde elimizdeki hamur parçalarını temizlemiş oluyoruz. Hem de hamurumuzun üzeri güzelce toparlanmış oluyor. Şimdi artık hamuru mayalandırmamız gerekiyor. Güzelce üzerini örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süreci oda ısısına göre değişiklik gösterebilir. Üzerini güzelce kapatalım ki çabuk mayalansın. Poç hamurumuzun mayalanmasını bakın kontrol ediyorum. Çok güzel puf puf kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi avuç içimi tekrar bir yağlıyorum ve hamuru tekrar yoğurup havasını alıyorum. Bu işlemi mutlaka yapalım lütfen. Ekşi maya kokusunun çıkması için önemli bir püf noktası. Güzelce tekrar yoğurup toparlıyorum ve maya kokusunu çıkartıyorum havasını alıyorum şimdi artık şekil verme işlemine geçiyorum avuç içimi yağlıyorum ve parçalar koparıp yuvarlıyorum büyüklük olarak mandalina büyüklüğünde hazırlıyorum sizler arzu ettiğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz güzelce yuvarladıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum nişastalı poğaçalarımızı 2 fırın tepsisine yerleştirdim. Bakın görüyorsunuz. Daha küçük hazırlayıp daha fazla ölçüde de yapabilirsiniz. Bütün poğaçaları tepsiye yerleştirdikten sonra üzeri için ayırmış olduğum 3 yumurta sarısına çay kaşığının ucu ile kakao koyuyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum. Vaktiniz var ise tepsiye yerleştirdikten sonra 15-20 dakika tepsi mayası yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi üzeri için olan hazırlamış olduğum harcı fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Ve ortalarına delik açıyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra herhangi bir aparat kullanabilirsiniz. Sap kısmını yağlayalım lütfen. Ve bu şekilde deliklerini yapalım parmağınızı bandırarak da tabii ki hazırlayabilirsiniz. Ortalarını deldikten sonra üzerlerine mısır unu serpiyorum. Mısır ununu serptikten sonra önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar poğaçaları pişiriyorum. Poğaçalarımız fırından çıktı, harika görünüyor. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarıncaya kadar pişirdik. Enfes poğaçalarımız oldu mısır unu çok güzel bir aroma veriyor. Nişasta sayesinde de ekstra puf puf yumuşacık oluyor. Hemen bakın. Kenardan küçük bir tane çıkarmak istiyorum. Altı üzeri çok güzel kızararak pişti. Yumuşaklığını görüyorsunuz ve çok lezzetli bir poğaça tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Bir e, yoğurmuş olduğum hamurdan iki fırın tepsisi hazırladık ve büyük büyük poğaçalarımız oldu. Çok lezzetli bu güzel poğaçaları mutlaka denemelisiniz. Hoşçakalın, afiyetle kalın, görüşmek dileğiyle.